Erdoğan'ın dolar kuru istenildiği gibi düşmedi. Ne bu iş, ne bati dediği yönünde bazı polis bilgileri vardı ama doğrulanmadı. Fakat şimdi önemli bir kurumun başkanının istifa ettiği ya da işte müsaadeyi müsaadesini istediği ya da işte neydi, izin istediği çekilmeyi arzu ettiği yönünde dedikodular var. Bunlardan biri A. Merkez Bankası Başkanı B. E, TÜİK Başkanı C. Nurettin Nebati Hangisine oyunu kullanıyorsun? Nedir <laughs> kriz bilgileri? Buradan başla. Şimdi açıklandı bizim yayın saatimizde devreye girecek. Benzine 46 kuruş zam geldi. Dün de motorine 52 kuruş gelmişti. Yani hiçbir şey düşmedi ki ve her şey yükseliyor. Buyurunuz. Ee, Cumhurbaşkanı Cip Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Arnavutlu'ya giderken yanındaki e, gazetecilere e, şey demişti. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. E, enflasyon düşmeye başladı bunu görüyoruz demişti. E, vallahi bu rakamları görünce ben e, bu nasıl bir düşüş? Ya çıksaydı ne olacaktı diye dehşete e, düşüyorum. E, onu bir söyleyeyim. Eee. Ankara'da benim konuştuğum insanlar Cumhurbaşkanı'nın enflasyondan rahatsız olduğunu, bu nasıl enflasyon dediğini ve TÜİK Başkanı'ndan rahatsız olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben tabii bundan acayip ilginç geliyor bana bu. <laughs> Şimdi biliyorum biliyorsun. Bilmeden edemedim. Hayır sanki TÜİK Nedir Başkanı bu, enflasyonla bu enflasyon. mücadele. Düşün bunu. Hani, Demiş yani. Evet, TÜİK Başkanı'nın işi enflasyon. Hayır Sayın Erdoğan enflasyonla mücadele iktidarın ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun işi. Yasa Merkez Bankası Başkanı'na cari açıkla değil, çünkü cari açığı hedefliyor, enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Ya tek bir görev veriyor biliyor musun Şirin? Tek bir görev veriyor. Enflasyon mücadele, başka görevin yok diyor. Senin. Yasa böyle. Dayatıyor bunu yasa ona. Ve e, TÜİK başkanından rahatsız olduğu söyleniyor. TÜİK başkanının görevi enflasyonu kontrol etmek değil. Enflasyonu ölçmek. Sadece enflasyon değil. Büyümeyi, işsizliği, ekonomide neler oluyor, neler bitiyor. Hayatta, ülkede neler oluyor, neler bitiyor. Bunu ölçmek. Ama tabii Türkiye biliyorsun dünyada çeşitli ekonomiler, sol ekonomiler, liberal ekonomiler falan. Ben sopalı liberal ekonomi diyorum. Oradan da geldiğimiz son model yaz kızım. Yani Türkiye ekonomi modeli diyorlar ya. O yaz kızım ekonomisi. Ne vereyim Sayın Erdoğan size büyüme olarak veya enflasyon olarak herhalde beğenilmedi. yaz kızım da değil, gerçeği yaz oğlum çünkü. Tabii, orada hani o kadın yani yok. Mahkemelerde vardı ee, da evet. yaz kızım suçlunun, davalının evet. bilmem nesine falan diye derler. Oradan doğru yaz kızım bu. Ee, burada da aynısı. Ee, herhalde daha iyi yazacak birini bulmak istiyorlar. Ee, ama Ankara'da dolaşan, benim konuştuğum herkesin şeysi Cumhurbaşkanı'nın bu açıklanan enflasyonlar rahatsız olduğu e biliyorsun Cumhurbaşkanı enflasyonun düştüğünü pazartesi günü söylüyor ama ilk söylediği Ağustos ayının ortasında göreceksiniz bu aydan itibaren enflasyon düşüşe geçecek demişti. O günden bugüne 10 küsur puan arttı enflasyon. Kendisini yalancı çıkarmış oluyor tabii TÜİK bu durumda. Hayır biz zaten nasıl olabilir ki mesela TÜİK şöyle mi yapacak %36 çıkmadı mı enflasyon? Evet. Bir anda şöyle mi diyecek mesela %36 çıktı Ocak ayında Nebati Nurettin Nebati de dedi ki bu pik yani tepe noktası zirve noktası Ocak'ta gelecek bey. Ee, Şubat'ın üçünde açıklanacak bizim. Ha, ha işte yani Ocak'tan sonra inecek Hı -hı. gibi kulağa da gelebilir evet. ama bütün ekonomistler diyorlar ki konuştuğumuz aslında en kötüsü mayısta yaşanacak. Şimdi hani belki Nurettin Nebat de biraz altyapı hazırlamaya çalışıyor ama nasıl olabilir ki yani 36 değil de mesela 33 çıksa. Yani 36'dan 6'ya inecek hali yok bu e, enflasyonun herhalde. Mümkünatı yok. <laughs> Öyle bir şey, Dolayısıyla... Ya, yani, yani bir iki cümle daha sonra barışa Şimdi... döneyim. Ya e... bunu da söylemen istiyorum. Bir de mesela bugün de diyor işte enflasyonu da inşallah köpüğünü alacağız. Bu da bir moda bir laf oldu yani. Doların kremasını alıyorlar, öbürünün köpüğünü alıyorlar falan. Doların kreması köpüğü gitti yok. E, 14'lerde geziniyor yine. Artı faiz arttırımı gelecek. İyice patlaması bekleniyor. Bugün birkaç yabancı yatırımcı demiş ki buna rağmen biz yine de gelmeyiz. Çünkü parası değersiz ama çünkü reform yok, altyapı yok, e, hukuk yok, e, istikrar yok, iktidar yok. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi diye bir ofis var. Onun başında da Sayın Aşan var. Kendisi profesör. O Ocak ayında eksi enflasyon beklediğini açıklamıştı. Eksi. Eksi. Ya Ocak ayında siz Elektriğe 50 ile yüzde 100 küsur yüzde 127 oranında işte tarifeye göre zam yaptınız. Benzin zamları geldi, doğal gaz zamı geldi. Yüzde 30 küsur yeniden değerleme var zaten her şey bir tarafa. Ee nasıl eksi enflasyon olacak? Bu ancak şöyle olabilir. TÜİK biliyoruz. TÜİK'in enflasyonuna inanan AKP'li seçmende bile inanan yok biliyorsun Şirin. Yani yok yani. Gidin Sayın Erdoğan AKP'lilere sorsun. Hadi bırak MHP'lileri ya da İYİ Partileri CHP'li. Sadece AKP'lilere sorsun bakalım. AKP'liler enflasyona inanıyorlar %36 enflasyona. Merkez Bankası'nın sayfasında enflasyon eğilimi diye bir grafik var Şimdi, rapor. Rapor bugün yenilendi tekrar. Pardon dün 18 Ocak tarihli. Orada enflasyon eğilimi kaç görünüyor biliyor musunuz? Enflasyon eğilimi şu demek. Bundan sonra böyle giderse nereye gider enflasyon? %140 sayın seyirciler. Bakın ben söylemiyorum ya. 18 Ocak 2022 tarihli Merkez Bankası'nın temel ekonomik gelişmeler raporunun gidin açın 8. sayfasına gelin oradan aşağıda göreceksiniz yahu. Bunu gör. %150'ye gidiyor diyor. Yani bu öyle giderse %100'ün üstüne çıkacak diyor. Bakın 3 hane %150 inanılmaz bir. Zaten %36 da çok yüksek. Burada TÜİK Başkanı ne yapabilir? Ancak işte bu, şu grafik e, arkada görün temel mallarda. Eee... %150'ye gidiyor diyor. Şimdi bu ne demek biliyor musun Şirin? Bu şu. TÜİK öyle 3 puan 5 puan silerek artık bunu düşüremez. Ne yapacak Cumhurbaşkanı? Onar onar. Hani ben hatırlarsan yayınımızda 2 hafta önce böyle dedim. Onar onar silmesi lazım TÜİK'in. Böyle 10 puan 10 puan. Ay gıdayı 10 puan silelim. Enerjiyi 10 puan silelim. İşte efendim giyeceği 10 puan silelim. E, eğitim 10 puan silelim falan demesi lazım. Başka türlü imkansız. Bakın. Şubat'ta çok daha kötü olacak. Şubat'ın 3'ünde Ocak açıklanacak. %40'ın üstüne gelecek enflasyon. Mart'ın 3'ünde Şubat açıklanacak. %50'ye çok yaklaşacak. Nisan'da %50'yi geçecek enflasyon. Yani imkan sayın seyirciler Nisan ayında %50'nin altını bir enflasyon görürseniz bilin ki yalanın dibi artık. İmkansız olamaz. Ya matematiğe aykırı. 2 artı 2 Aha. sıfır ediyorsa 2 artı 2 sıfır ediyorsa o zaman olabilir. Şimdi, e, bu arada kendim hatam yani bir e, aslında yani hatada e, hata da değil. Merkez Bankası faiz arttıracak dedim. Faiz düşürecek olmalıydı. Ama çünkü normal mantık faiz arttırmaları gerekiyor ki bu işin bir e, çözümü olsun. Dolayısıyla hani e, lapsus mu diyelim, sürçülisan mı ettik diyelim bilmiyorum. Eee Erdoğan Erdoğancom, erdonomics. Erdoğan erdonomics e, diliyle konuşmadım. Dolayısıyla faiz indirimi e, bekleniyor. Merkez Bankası'ndan ya da ne kadar yapacağı. Şimdi birazdan Emin Çapa'ya swap anlaşmasını da soracağım. Birleşik Arap Emirlikleri ile de geldi. Onu da göreceğiz. Onun değerlendirmesini alacağız ama e, ilerleyen dakikalarda da Yıldız Yazıcıoğlu ile aslında Ankara kulislerinde bu istifalar meselesini kabine değişiklikleri ilgili başka dedikodular da var. Onu konuşacağız ama Barış'tan yine de bu şu Kulis bilgisiyle ilgili ne düşünüyorsun sen? Ya, sonuçta bu bir kulis adı üstünde hani. Ya kulis somut... de değil, dedikodu pardon. Ee, ama e, gerçekten de bakıldığında Merkez Bankası Başkanı ve Nurettin Nebati'nin olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Her ikisi içinde çünkü hikaye şöyle hatırlarsanız istifa etmişler ve Cumhurbaşkanı almış cebine koymuş, henüz şey hı. yapmış. Her ikisi içinde yani Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Nebati'nin de istifası söz konusu değil. Onlar için istifa diye bir müessese söz konusu değil. Tabii öyle bir opsiyon yok. Yok. <laughs> Ama TÜİK Başkanı'nın böyle bir e, istifa ihtimali kendisi için konuşuluyor bu arada. Hani... Ama yürürlüğe konulmamış deniliyor. şey, kulis bu. Doğru mu bilmiyoruz. Ama e, ortada şöyle bir mesele var. Ya Cumhurbaşkanı ne dedi? Sen de söyledin. Enflasyonun köpüğünü. Yani çok değil cumartesi günü çıktı kürsüye dedi ki Amerika'ya bak enflasyon felaket Avrupa'ya gelin aynı aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok ki cumhurbaşkanı. Cumartesi günü Türkiye'nin enflasyon sorunu olmadığını söyledi. Evet. Cumartesi günü enflasyon sorunu olmadığını söyledi. Saraydan ve bakınca zaten. Şey, A Haber'de işte. İşte e... bu zaten onu söyleyeceğim. O A Haber'de bütün ülkelerin enflasyonunu yazıp en altı Türkiye'yi koyup bu hepsinin toplamı mı diye sordukları hikaye <laughs> ve artık dalga konusu olmuş hikaye. Türkiye'de...